Gebelikten öncesini düşündüğümüz zaman kadınlar bir mutlaka kadın doğum hekimine gitmeli mi? Hayatlarında bu kontrolü ne sıklıkla sağlamalı? Ne zaman böyle bir doktor başvurusunda bulunmalı? Bu kısmıyla başlayabiliriz. Buyurun Betül Hanım. Aslında bir kadın evlenip anne olmaya niyetlendikten sonra kadın doğum uzmanına mutlaka görünmeli. Tabii bu süreç değişmekte. Şimdi evlendiğinde bazı kadınlarımız bir yıl sonra gebelik isteyebiliyor, bazıları hemen gebelik isteyebiliyor. Ne zaman %100 kadın doğum uzmanına gitmeli? Eğer bir yıl boyunca korunmasız cinsel beraberliğe rağmen gebelik elde edememişse o zaman mutlaka bir kadın doğum uzmanı görmeli. Kadın doğum uzmanı gördüğünde ne yapıyor? Ne yapıyor? Yaptığı şey ultrason, öncesinde kan tahlilleri, simir testi, işte kilo takibi gibi bazı şeyler var ve bunları sırasıyla ayrıntılı olarak değerlendiriyor. Şimdi bir kadın gebelik planladığında bizim çok fazla atladığımız bir konu var. Diş kontrolü. Dişleriyle ilgili mutlaka mutlaka öncesinde bir çürük var mı yok mu? Ya da işte başka bir problemi var mı yok mu? Bir diş eti hastalıkları uzmanı ya da diş hekiminden mutlaka görünmeli ağzıyla alakalı. Çünkü gebelikte diş eti hastalıkları artıyor. Mutlaka duymuşsunuzdur, diş eti kanamaları çok fazla. Onun dışında anne adayından simir testi yapıyoruz. Simir testi ne? Rahim ağzı kanseri tarama testi diye geçer. Sadece annelik planlayan kadınlardan yapmıyoruz bu testi. Normalde her kadının aslında belli aralıklarla bir kadın doğum uzmanına gidip bu testi yapması gerekiyor. Rahim ağzı kanseri testinde bir sıkıntı yoksa adım adım sonraki aşamaya geçiyoruz. Sonraki aşamada ne geliyor? Ultrason kontrolü. Ultrasonda neler değerlendiriyoruz? Rahim ve yumurtalıkları. Rahimde herhangi bir iç duvarında polip ya da işte dış duvarında yer kaplayıcı miyom gibi bir lezyon var mı yok mu bunu değerlendiriyoruz. Yumurtalıklarda yumurta sayısı nasıl, boyutu nasıl bunu ultrasonda görebiliyoruz. Onun dışında tüplerimiz var. Tüplerde herhangi bir sıvı birikimi varsa bu da ultrasonda görülebiliyor. Eğer ki tüpler tıkanıksa bunu sadece ultrasonla anlayamıyoruz. Bu durumda rahim filmi dediğimiz bir görüntüleme yöntemine başvurmamız gerekiyor. Tabii ki bize geldiğinde anne adayının kilosu da önem arz ediyor. Belli bir kiloda hem gebelik daha kolay elde edebiliyoruz, hem de gebelikte alabileceğimiz kilo biraz daha esnek olabiliyor. Bu durumda da beslenme Bizler devreye uzmanlarından giriyoruz. destek alıyoruz.